Ben kafede otururken tutsak aileleri adalet nöbetine gelmişti. O sırada kargaşa sesleri geliyordu. Bağırma sesleri gelince ayağa kalkıp bakmak istedim. O sıra alkış yapılınca, slogan atılınca polis bizi abluk altına aldı. Ben olduğum yerden çıkamadım. Bizi aldıktan sonra 3-4 tane kelepçe vurarak araca bindirip gözaltı yapacaklarını söylediler. Ondan sonra biz araca bindirilirken çeşitli hakaretlere, argo kelimelere maruz kaldık. Böyle bir şey yapmalarının hakkının olmadığını söyledikçe üzerime gelindi. Şiddet uygulandı. Bizi vatana ilk hastaneye götürdüler. Hastaneye götürdüklerinde yaklaşık 3-4 saat boyunca ters kelepçeli bir şekilde kaldım. 3-4 tane kelepçe vuruldu elime. Olay günü hastaneye de götürüldük. Götürüldüğümüzde darp raporu çıkartacaktık. Kolumdaki izleri gösterdim. Darp raporu istedim, vermediler darp raporunu. Orada bir 2 saat boyunca bekledikten sonra bizi Bahçeli Evler Çocuk Büro Amirliği'ne götürdüler. O sırada götürürken tekrar aracın içinde hakaretlere, küfürlere maruz kaldım. Bahçeli Evler Karakolu'nda içeriye girdiğimizde arama yapacaklarını söylediler üstümün. İlk baş bir şey demedim, hiçbir şekilde çıplak arama yapılacağını bilmiyordum. Beni bir kamerasız odaya götürdüler. Odaya götürdüklerinde üstümü çıkarmamı istediler. Çıkarmak istemedim. Kadındı bunu yapan. Çıkarmak istemeyince üstümü üzerime doğru gelince çıkarmak zorunda kaldım. Çıplak aramaya maruz kaldım. Direndim, çıkarmak istemedim. Kollarımı sıktım. Ama hiçbir şekilde bir şey yapamadım o sırada. Ya, kötü bir hissiyat uyandırıyor. Çünkü çıplak arama zaten yasal bir hak değildir. Ki daha reşit bile değilim. Ters kelepçe bile yapılmaması gerekliydi. Zaten en başta hakaretler de aynı şekilde. Hiçbir şekilde hani yasal bir işlem uygulanmadı. Hukuki dışı işlemler yapıldı. Bugün savcılıkta ifade verirken çıplak arama yapıldığını söyledim. Şiddete uğradığımı da söyledim ama hiçbir şekilde yazmadılar.